Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıflara özel Türkçe yazılısı yapacağız. Evet, hemen bakıyorum. Yardım etmek isimli bir parçam var. Parçayı okuyalım. Tıp öğrencisi Bilge'nin üniversitede ilk senesiydi. O kış kitap evlerine gidip kitap seçmeyi alışkanlık haline getirmişti. O gün kitap evinin raflarını karıştırırken aradığı kitabı bulduğuna sevindi. Ama kitabın fiyatını görünce yüzü asıldı. Çünkü kitap alamayacağı kadar pahalıydı. Her gün buraya gelip kitap okumaya karar verdi. Bir ay boyunca iki günde bir gelip gizlice kitabı okudu. Yine kitap evine gittiği bir gün kitabı her zamanki yerinde bulamadı. Kitabın satıldığını düşündü ve çok üzüldü. Bir aydır gelmesine rağmen ilk defa kitapçı ile göz göze geldiler. Kitapçı tezgahın altından kitabı çıkardı ve şöyle dedi. Geçen biri geldi ve fiyatı sordu. Alacak gibi göründü. Ben de raftan indirdim. Senin için sakladım. Buradan alıp okuyabilirsin. Genç öğrenci asla o kitapçıyı unutmadı. Doktor olduğunda yoksul hastalardan ücret almadı. Evet, parçamız bu şekilde. Parça ile ilgili sorularımız var. Yukarıdaki öykünün haritasını çıkaralım demiş. Kişileri sormuş. Kişilerimiz kimdi? Bilge ve kitapçı. Başka bir kişi yoktur. Bilge ve kitapçı diyoruz kişilerimize. Peki yer neresiydi sevgili öğrenciler? Kitap evi diye geçiyordu yerde. Zaman hangi zaman? Ne dedi? O kış dedi. O kış, kış mevsimi diyorum. O kış demiyorum, kış mevsimi diyelim dedim. Olay Bilge'nin sevdiği bir kitabı okuma aşkı. Evet, ne demişti bize? Harita demişti. Neyin haritası? Hikayenin haritasını bu şekilde sizlere çıkarmış bulunuyorum sevgili öğrenciler. Kişiler, yer, zaman, olay. Pekala, öbür sorumuz da var yine parçayla ilgili. Ne demiş? Okuma isteği olan insanlara okuma imkanı tanımanın önemi demiş cevap. Ben size bunu yazmışım. Soru ne peki? Yukarıda hikayenin ana fikri bize vermek istediği mesaj. Ana fikri bence okuma isteği olan insanlara imkan tanımanın önemi. Ana fikri budur. Aşağıdaki deyimlerden hangisi bıkmak, usanmak anlamındadır? Canı yanmak, canı çekmek, canını okumak, canından bezmek. Evet, A, B, C seçeneğini eledim. Çünkü canından bezmek, bıkmak, usanmak anlamındadır. D seçeneği doğrudur. Geçelim diğer sorumuza. Pazarcı babama yardım etti cümlesindeki anlam karışıklığını ortadan kaldırmak için hangi sözcükten sonra virgül konulmalıdır? Evet, pazarcı babam yardım etti. Bakıyorum, pazarcı virgül babama yardım etti olursa anlam karışıklığı gider diye düşünüyorum. Aşağıdakilerden hangisinde ki ekinin yazımı yanlıştır? Öyle korktum ki dudağım uçukladı. Evet, buradaki ki bağlaç, bu yanlış yazılmış. Dolaptaki yiyecekler bozulmuşlar. Sen ki hep doğruları söylersin. Bendeki dert ki ne dert? Evet. O zaman öyle korktum ki de ki yani A seçeneği yanlış yazılmıştır. Yanlıştır diye dikkat ediyoruz sevgili öğrenciler. Diğer bir sorumuza geçelim. Aşağıdaki atasözlerin hangisi tutumlulukla ilgili değildir? Ayağını yorganına göre uzat. Evet, bu tutumlulukla ilgilidir. Damlaya damlaya göl olur. Hayır. Evet, damlaya damlaya göl olur. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Evet, bu dayanışma, yardımlaşma ile ilgilidir. Sakla zamanı gelir zamanı. Evet, bu da öyledir. Yani tutumlulukla ilgili A, B, D seçenekleri. Bir elin nesi var, iki elin sesi var ise dayanışma, yardımlaşma ile ilgilidir sevgili öğrenciler. Boş sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Köpek boş boş bakıyordu. Ha, gerçek anlamı değil. Boş sözlerle beni kandırma değil, mecaz anlamda. Boş ver gitsin yine mecaz anlamda. Bu sınıf bomboş. Evet, dolu değil, boş. Bu sınıf bomboş. D seçeneğimiz doğrudur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çok öfkelenmek anlamında deyim kullanılmamıştır demiş. Adam küplere bindi. Küplere binmek çok öfkelenmek manasında. İşler uzayınca tepesi attı. Tepesi atmak yine öfkelenmek manasında. Ali gözü dönmüş gibi bağırıyordu. Gözü dönmek yine
öfkelenmek manasında. Gazetedeki haberi okuyunca şok oldu. Şok olmak değil tabii ki. D seçeneğimiz doğru şıktır. Cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır? Bakalım. Polislik en iyi bir meslektir. Bu öznel bir anlatımdır. Bir yılda 4 mevsim vardır. Bu nesnel bir anlatımdır. En güzel mevsim yazdır. Öznel bir anlatımdır. En çok güzel şarkı söylüyor. Bu da öznel bir anlatımdır. D seçeneğimiz bir yılda 4 mevsim vardır. Doğru cevabımızdır. Yukarıda kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? Bakalım. Benzer yetişen ağaca, susuz çocuk, kitapsız büyüyen. Kitapsız büyüyen 5 olacak. 5 evet, 2 seçeneği. B ve D'yi eledik hemen. Kitapsız büyüyen çocuk 4. Evet, C'ye doğru gidiyoruz. Burada 3 var çünkü. Susuz yetişen ağaca benzer. Evet. C seçeneğimiz doğru sevgili öğrenciler. Annem komşumuzun oğlu Murat'a tümcesinde belirtilen işi yapan kimdir? Annem komşumuzun oğlu Murat'ı kim ördü? Annem ördü. Cevabımız hemen B seçeneğinde vardır sevgili öğrenciler. Kopmak kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Yük taşımaktan kollarım koptu. Mecaz. Çamaşır astığımız ip kopmuş. Gerçek. Sınıfta gürültü koparmanın anlamı yok. Mecaz. Arkadaşım ile ilişkilerimiz koptu. Mecaz anlamdadır. B seçeneği de doğru cevaptır. İp kopmuş. Cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Telefonda sesi farklı geliyor. Kapının kilitli olduğunu bilmiyordum. Çok yorulduğundan hemen yattı. Bugün günlerden çarşamba. Evet, çok yorulduğundan hemen yattı cümlesi. Sebep-sonuç yattı çünkü çok yorgun olduğu için. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi yapan özne açıkça yazılmamıştır. Aziz dün sabah köye geldi. Aziz, evet, cevap burada var. Aziz. Konukları oturma salonuna almış. Kim almış? Yok. Burada kim almış? Aziz almış. Var. Kuzular merada otluyor. Kim otluyor? Kuzular. Yağmur yağınca arılar kovana girdi. Kim girdi? Arılar. O zaman kim sorusunun cevabı olduğu için diğerleri doğru ama burada kim sorusunun cevabı yok. B seçeneği doğrudur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapılan eylem şu an devam etmektedir? Halk köy meydanında toplandı. Geçmişte olmuş. Kaymakamın gelmesini bekledi. Geçmişte olmuş. Araba yavaş yavaş geliyor. Evet, geliyor. Şimdiki zamanda olmuş. Buradan sonra karşı köye gidecekler. Gelecek zaman olmuş. O zaman C seçeneğimiz doğrudur sevgili öğrenciler. Devam ediyoruz. Birinci çoğul şahıs. Geniş zamanlıdır diyor. Yapacağız, yaparız, yaptık, yaparsınız. Birinci çoğul şahıs geniş zamanı olacak sevgili öğrenciler. Yaparız. B seçeneği biz yaparız şeklinde birinci çoğul şahıs oldu. 15. sorunun cevabı B oldu. 16. sorumuza bakalım. Aşağıdaki deyimleri uygun olarak yerleştirdiniz demiş. Okuyalım. Sınavda kopya çektiği için öğretmenin gözünden düştü. Evet. Yan masada otururken ister istemez konuşulanlara kulak misafiri oldu. O sabah öyle güzel bir haber almıştı ki ağzı kulaklarına vardı. Çok dik başlıdır. Kimseye kulak asmaz. Televizyonunu bozduğumuzu öğrenince babam sinirden küplere bindi. Evet, bu bölümü de bu şekilde cevapladık. Buradaki deyimleri aşağıya yerleştirdik. Devam edelim. Annesi çocuğu eve çağırıyordu cümlesinde hangi kelimede yumuşama vardır? Evet, bakıyoruz. Çocuğu. Yani burada çocuk u değil de çocuğu olmuş. K, G yani yumuşak G olmuş. Devam ediyoruz. A seçeneğimiz doğrudur. Evin bahçesinde oynayan çocuklar meydanı boş bulmuşçasına bağırıp çağırıyorlardı. Cümlesinde büyük ünlü uyumuna uymayan kaç kelime vardır? Evin bahçesinde oynayan çocuklar meydanı boş buldu. Burada kaç tane ne soruyor bize? Kaç tane büyük ünlü uyumuna uymayan? Hemen bakalım.
Bahçesinde, evet, aile iyi, bakın burada uymamış. Sonra bir de meydanı E ile başlamış, aile ile bitmiş, ince ile başlayıp kadınla bitmiş. Evet, büyük ünlü uyumuna uymayan iki tane var bahçesinde ve meydan. O zaman şu ikiyi de işaretleyelim cevap olarak. Atasözlerin hangisinde türemiş kelime vardır? Tek çiçekle bahar gelmez. Burada yok. Allah'tan umut kesilmez. Burada yok. Hastalık, sağlık bizim için. Hastadan hastalık türemiş kelimedir. C'de var. Para parayı çeker. Burada yok sevgili öğrenciler. C seçeneği doğru. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde D'danın yazılımla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Bu soruyu ben de bilirim. Evet, doğru. Elbiseleri de beğenmedim. Elbiseleri D derken buradaki D ayrı yazılacak. Bizim sokakta yangın çıktı. Kalemim arkadaşımda kalmış. Cümleler doğru yazılmıştır ama elbiseleri D derken bu D'nin yazılımı yanlıştır. Ayrı yazılması gerekir. Evet, sınavımız burada bitti sevgili öğrenciler. Çıkma ihtimali yüksek muhtemel. Hepinize başarılar diliyorum. Dualarımız sizlerle. Başarılar.